Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ya Allahu bike tahassentu ve bi abdike ve resulike seyyidina Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem istecertu. Aziz Müslüman kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz mezhebimizin reisi İmam-ı Azam Ebu Hanife hakkındadır. Rahmetullahi aleyh. İmam-ı Azam Ehl-i Sünnet'in dört büyük mezhep imamından birincisi, Hanefi mezhebinin kurucusudur. Hanif, doğru yolda bulunanlar, Ebu da baba demektir. Ebu Hanife, doğru yolda bulunanların babası demektir. Yoksa Hanife'nin babası demek değildir ve bu isimde bir kızları yoktur. İsmi Numan, babası Sabit, dedesi Zuta bin Mahdır. Hicri 80, miladi 699 yılında Küfe'de dünyaya geldi. Faris oğullarından tanınmış bir aileye mensuptur. Dedesi Zuta İslam dinini kabul etmiş ve Hazreti Ali'ye ikramda bulunmuş idi. İlim ve takva sahibi salih bir zat olan babası Sabit de Hazreti Ali ile görüşmüş, kendisi, evladı ve zürriyeti için duasını almıştı. Onun derede bulduğu bir elmayı ısırıp sonra sahibini bulmak için çektiği sıkıntılar ve sonunda gördüğü mükafatlar dillere destan olmuştur. İmam-ı Azam'ın yetişmesini bildirelim. O rahmetullahi aleyh Küfe'de doğup büyüdü. Ailesinden fevkalade bir terbiye aldı. Kur'an-ı Kerim'i ezberledi ve Arap edebiyatını öğrendi. Gençliğinin ilk yılları Eshab-ı Kiram'dan Enes bin Malik, Abdullah bin Ebi Evfa, Vasile bin Eska, Sehil bin Saide ve en son Mekke'de vefat eden Ebu Tufeyl Amir bin Vasile radiyallahu anhum zamanlarına rastlar. Bunlardan hadis dinledi. O zaman Küfe, Irak'ın büyük şehirlerinden ve önemli ilim merkezlerinden idi. Eski medeniyetlerin yatağı olan Irak'ta değişik dinlere ve sapık itikatlara mensup çeşitli kavimler vardı. Ayrıca itikadı bozuk olan Şia ve Mutezile burada ortaya çıkmış, çölde ise hariciler türemişti. Diğer taraftan Eshab-ı Kiram'la görüşüp onlardan Ehl-i Sünnet itikadını ve din bilgilerini nakleden tabiinin büyükleri de orada bulunuyordu. Burada hükümet güçlerini kendi tarafına çekmek isteyen fırkalar arasında da çetin bir mücadele sürüp gidiyordu. İmam-ı Azam böyle bir muhitte önceleri babası gibi ticaretle meşgul oluyordu. Bir taraftan da sık sık alimlerin meclisine gidip onları dinliyordu. Bu alimler kargaşalıkları ve fitneleri ortadan kaldırmak için Ehl-i Sünnet itikadını yayıyorlar, sapık fırkalarla mücadele edip bozuk fikirlerini çürütüyorlardı. Küfe genellikle bu tip münazaralara sahne oluyor, hatta bu münazaralar meclislerden çarşıya, pazara taşıyordu. İmam-ı Azam da bazen bu münazaralara katılıyor, üstün kabiliyeti, keskin zekası, derin anlayışı ve çabuk kavrayışı ortaya çıkıyordu. Daha ilme başlamadığı halde sapıklarla yaptığı münazaralardaki ikna kabiliyeti ve üstün başarıları zamanın büyük alimlerinin dikkatini çekiyor, onun bir cevher olduğunu gören alimler onu ilim öğrenmeye teşvik ediyorlardı. Bu tavsiyelere uyarak ilme başladım. Çarşıyı, pazarı bıraktım.
Önce kelam ilmini, iman ve itikat bilgilerini ve münazara usullerini Ebu Amr, Amir ve Şabi'den öğrendi. Kısa zamanda bu ilimlerde parmakla gösterilecek bir seviyeye ulaştı. Sonra Hammad bin Süleyman'ın ders halkasına katılıp fıkıh ilmine başladı. Bütün fıkhı ondan öğrendi. Huzurunda edeble oturur, söylediklerini ezberlerdi. Hocası talebelerini müzakere yoluyla yoklama yapınca onun dersleri ezberlediğini görür ve benim yanımda ders halkasının başına Numan'dan başkası oturmayacak derdi. İmam-ı Azam kelam, münazara ve diğer ilimleri öğrenip fıkıh ilmini tahsile başladıktan sonra itikadi meselelerde insanları doğru yoldan ayırmaya çalışan sapık fırkalarla mücadele etmiş, bu maksatla Hint, İran ve Arap Yarımadası'nın ticaret yollarının birleştiği Basra'ya da defalarca gitmiş, Tehri denilen inkarcılarla, Şia, Kaderiye ve diğer fırkalarla uzun münazaralar yaparak Ehl-i Sünnet'i himaye etmiştir. Hocası Hammad fıkhı İbrahim-i Nehai'den, bu da Alkama'dan, o da Abdullah İbni Mes'ud'dan radıyallahu anh, o da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den almıştır. Hammad'ın ders ve meclisine 28 yıl devam edip emsalsiz bir dereceye ulaştı. Kendisi buyurur: İlim ve fıkıh ocağında yetiştim. İlim erbabı ile beraber bulundum. Fıkıhta en değerli bir hocaya devam ettim. Hammad'a devam ettiği sıralarda sık sık Hicaz'a gider, Mekke ve Medine'de çoğu tabiinden olan alimlerle görüşür, onlardan hadis rivayeti dinler, fıkıh müzakereleri yapardı. Ehl-i Beyt-i Nebevi ile de görüşürdü. 12 imamdan Muhammed Bakır Hazretleri ona bakıp, "Ceddimin şeriatini bozanlar çoğaldığı zaman sen onu canlandıracaksın. Sen korkanların kurtarıcısı, şaşıranların yol göstericisi olacaksın. Allahü Teala yardımcın olacak" buyurmuştur. Marifet, yani tasavvuf bilgilerini de meşhur Cafer-i Sadık Hazretlerinden edindi. Sohbetinde evliyalığın en yüksek mertebesine çıktı. 2 sene onun huzurunda bulundu. O kadar istifade etti ki bunu anlatabilmek için o 2 sene olmasaydı Numan helak olmuştu buyurdu. İbni Abbas'ın ilmini Mekke fakihleri Ata ve İkrime'den, Hazreti Ömer ve oğlu Abdullah'tan nakledilen ilimleri Nafi'den, Hazreti Ali'den nakledilenleri o koldakilerden öğrendi. Üstadı Hammad'ın rahmetullahi aleyh vefatı üzerine bütün Küfelilerin ricasıyla onun ilim kürsüsüne oturdu. Büyük müçtehit ve müfti oldu. Dirayetle talebe okutmaya başladı. İlmi, vakarı, tevazuu, takvası, tatlı ve tesirli sözü, herkese mütebessim yüzü ile sevilen, özenilen, takdir edilen, dini meselelerde insanların bütün müşkillerini çözen, eşsiz müracaat kapısı oldu. Huzuru Irak, Horasan, Türkistan, İran, Hindistan, Yemen, Arabistan ve diğer yerlerden kitleler halinde gelen talebe ordularının karargahı, fetva soranların tesellîgahı oldu. Her gün sabah namazını camide kılar, öğleye kadar halkın suallerini cevaplandırır,
fetva verirdi. Öğleden önce bir miktar uyur ki bütün uykusu bu idi ve namazı müteakip yatsıya kadar talebeye ders verirdi. Yatsıdan sonra evine gidip biraz dinlenir, sonra camiye çıkar, sabaha kadar ibadet ederdi. Sorulan suallere cevap vermeden önce mesele açık olarak müzakere edilir, talebesi bu sualleri cevaplandırmaya çalışır, müzakere bittikten sonra kendisi yeniden ele alıp gerekli düzeltmeleri yapar, iyice izah eder, sonra cevaplandırır, fetvayı bizzat talebelerine yazdırırdı. Dini bir mesele halledilince şükür için hep birden tekbir getirirlerdi. Küfe mescidi bu esnada tekbir sadaları ile inlerdi. Yaptığı izahlar daha sonra fıkıh kaideleri haline gelmiştir. Talebelerine verdiği muntazam dersleri ise çok mükemmel bir usul ile yürütürdü. Böylece fıkhın külli yani genel kaideleri ortaya çıktı. İmamın ders halkasında çözülen fiili ve nazari meseleler 500 bine varmıştır. Çözülen meseleler cinslerine göre kısımlara yani kitaplara, kısımlar da nev'ilerine göre bab ve fasıllara ayrılmıştır. Başta taharet bahsiyle ibadetler, münakehat, muamelat, hudud yani had cezaları, ukubat, sulh, cihat ve devletler hukuku, feraiz yani miras hukuku olmak üzere sıralanarak fıkıh düzenlenmiştir. Böylece İmam-ı Azam fıkıh ilmini ilk defa kollara ayırıp her branşın bilgilerini ayrı ayrı toplamış, usuller koymuş, feraiz ve şurut kitaplarını yazmıştır. Ayrıca Eshab-ı Kiram'ın Peygamberimizden sallallahu aleyhi ve sellem naklen bildirdiği itikat bilgilerini de toplayıp talebesine bildirdi. İlmi kelam alimleri yetişti. İmam-ı Maturidi bu mektepten yetişmiştir. Yetiştirdiği talebelerin sayısı 4000'e ulaşmış olup 730'u ilimde iyice yükselmiş, işlerinden 40 kadarı içtihat derecesine çıkmıştır. En ileri gelenleri ise İmam-ı Ebu Yusuf, Muhammed Şeybani, Züfer bin Hüzeyl, Hasan bin Ziyad, İmam-ı Azam Hazretlerinin oğlu Hammad, Davud-i Ta'i, Es'ad bin Amr, Afiyat, Kasım bin Ma'an, Ali bin Müshir, Mindal bin Ali ve Hibban bin Ali gibileridir. İmam-ı Azam Hazretleri ticaretle iştigal ederdi. Talebelerinin ihtiyaçlarını kendi kazancından karşılardı. Onlara çok şefkatli davranır, ilimde iyi yetişmeleri için hiçbir şeyi esirgemezdi. Onun için talebeleri fevkalade ilim, edep ve ahlak sahibi olmuşlardır. Onlara sizler benim kalbimin neşesi, üzüntümün tesellisisiniz derdi. Emevilerin son zamanlarında Emevi valisi İmam-ı Azam'a devlet idaresinde bir vazife vermek istedi ve kendisini zorladı. İmam kabul etmedi. Bunun için hapsedilerek işkence yapıldı. Çıkarılıp tekrar teklif edildi. Düşüneyim deyip 130 miladi 747 yılında Mekke'ye gitti. 6 sene orada kaldı. Mekke'de de talebeye ders ve halka fetva vermekle meşgul oldu. Abbasi devleti kurulunca Küfe'ye döndü. Buradaki derslerine ömrünün son yıllarına kadar devam etti. 30 yıllık müddet içinde verdiği derslerinde yetişen talebelerinin her biri o zaman
çok genişlemiş olan İslam dünyasının her tarafına yayılarak müftülük, müderrislik, kadılık gibi çeşitli vazifelerle din ve milleti kuvvetlendirdiler, fıkıh ilmini her tarafa yaydılar. Çok kıymetli kitaplar yazdılar. İmam-ı Azam Efendimiz fıkhı leh ve aleyhte olanı bilmek diye tarif etmiştir. İçtihat ve hüküm için edille-i şer'iyye diye bilinen kitap, sünnet, icma ve kıyası esas alırdı. Bir mesele ile karşılaştığında önce Kur'an-ı Kerim'e bakar, bulamazsa hadis-i şeriflere başvurur, yine bulamazsa icma-i ümmete bakardı. Bu kaynaklarda bulursa meseleyi çözer, hükmünü bildirirdi. Bulamazsa kıyasa başvurur, kendisine mahsus olan istihsan kaidesiyle içtihad eder ve meseleyi çözerdi. İşte İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin en mükemmel usuller ile yaptığı uzun çalışmaları ve içtihadı neticesinde çözdüğü ve tedvin ettiği fıkıh yani hukuk bilgileri ile Müslümanların ibadetlerinde ve diğer işlerinde dine doğru bir şekilde uymak için takip edecekleri bir yolu gösterdi ve bu yola Hanefi mezhebi denildi. İmam-ı Azam'ın Allah rızasından başka düşüncesi yoktu. Dinden sorulanların cevaplarında doğruyu söylemekte kimseden çekinmezdi. Kitaplarına, ders halkasına ve fetvalarına herhangi bir siyasi düşünce, nefsani arzu ve şahsi dostluk gibi şeyler girmemiştir. Nefsine tam hakimdi. Lüzumsuz şeylerle hiç uğraşmazdı. Heybetli idi, vakarlı idi, ahlak-ı hamide sahibi idi. Hayatını insanların saadet ve kurtuluşu için sermaye etmiş idi. Muarızlarına bile sabır, güler yüz, tatlılık ve sükunetle davranır, kızmaz, heyecan ve telaşa kapılmazdı. Keskin ve derin firaset sahibiydi. Bu haliyle insanların içlerinde gizledikleri şeylere nüfuz eder, olayların sonuçlarını sezerdi. Herkese tesir eder, gönüllerini çekerdi. En inatçı ve peşin hükümlü muarızlarını bile en kolay yoldan cevaplandırarak ikna ederdi. Bu hususta hayret verici sayısız menkıbeleri meşhurdur. Böylece asrında dinin yeniden kuvvetlendiricisi olmuştur. Buhari ve Müslim'deki bir hadis-i şerifte iman Süreyya yıldızına çıksa Faris oğullarından biri elbette alıp getirir buyuruldu. İslam alimleri bu hadis-i şerifin İmam-ı Azam hakkında olduğunu bildirmişlerdir. Yine Buhari ve Müslim'de bildirilen bir hadis-i şerifte insanların en hayırlısı içinde benim bulunduğum asırda olan Müslümanlardır. Onlardan sonra en iyileri onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan sonra da onlardan sonra gelenlerdir buyuruldu. İşte İmam-ı Azam Hazretleri bu hadisi şerifle müjdelenen tabiindendir. İmam-ı Azam'ın zamanında ve sonraki devirlerde yaşayan alimler hep onu methetmişlerdir. Abdullah İbni Mübarek anlatır. Ebu Hanife İmam-ı Malik'in yanına geldiğinde ayağa kalkıp hürmet gösterdi. O gittikten sonra yanındakilere "Bu zatı tanıyor musunuz? Bu Numan bin Sabit'tir. Şu tahta direk altındır dese ispat eder" dedi. Yine o anlatır. Hasan bin Ammare'yi Ebu Hanife ile birlikte gördüm. Ebu Hanife'ye şöyle diyordu.
Allah-u Teala'ya yemin ederim ki fıkıhta senden iyi konuşanı, senden sabırlısını ve senden hazır cevap olanını görmedim. Sen elbette fukahanın reisisin. Senin hakkında kötü söyleyenler sana haset edenlerdir. Hafız Muhammed İbni Meymun der ki, Ebu Hanife'nin zamanında ondan arif ve fakih yok idi. Yemin ederim ki onun mübarek ağzından bir söz duymaya 100.000 altın verirdim. İbni Uyeyne der ki, onun eşini ve benzerini gözüm görmedi. Fıkıh bilgisi Kufe'de Ebu Hanife'nin talebesindedir. Davud-i Ta'i yanında Ebu Hanife'den konuşanlara, o bir yıldızdır. Karanlıkta kalanlar onunla yol bulur, hidayete kavuşur dedi. Abdülaziz İbni Revat der ki, Ebu Hanife'yi seven ehli sünnet mezhebindedir. Ona buğz eden, kötüleyen bid'at sahibidir. Ebu Hanife bizimle insanlar arasında miyardır. İbrahim İbni Muaviye Darir der ki, Ebu Hanife'yi sevmek sünnetin tamamındandır. Sehil bin Abdullah-ı Tüsteri der ki, eğer Musa ve İsa aleyhisselamın kavimlerinde Ebu Hanife gibi alimler bulunsaydı, bunlar doğru yoldan ayrılıp dinlerini bozmazlardı. Sufyan-ı Sevri, İmam-ı Azam'ın yanından gelen bir kimseye, yeryüzündeki en büyük alimin yanından geliyorsun demiştir. Esed bin Hakim der ki, cahil ve bid'at sahiplerinden başkası onu kötülemez ve hafife almaz. İmam-ı Şafii, bütün fıkıh alimleri Ebu Hanife'nin yetiştirmesidir. Ebu Hanife'den daha büyük fıkıh alimi bilmem. Fıkıh öğrenmek isteyen onun talebesinin ilim meclisinde otursun, onlara hizmet etsin. Ebu Hanife ile teberrük ediyorum. Ne zaman ilimde bir meselede takılsam, onun kabrini ziyaret ederim. O müşkülüm açılır. Onun yakınında kendi içtihadımla amel etmeye haya ederim der. Kabrini ziyarete gittiğinde namazda imamın arkasında Fatiha okumayı ve sabah namazındaki kunutu terk ederdi. İmam-ı Malik Hazretlerine Ebu Hanife'nin ismi geçince onu çok methediyorsunuz dediklerinde, evet öyledir. Çünkü insanlara ilmi ile faydalı olmada onun derecesi diğerleri ile mukayese edilemez. Bunun için ismi geçince insanlar ona dua etsinler diye hep methederim buyurmuştur. İmam-ı Gazali İhya'da diyor ki, Ebu Hanife büyük abid, zahid ve arif idi. Takvası pek ziyade idi. Hep Allah-u Teala'nın rızasını talepteydi. Yahya Muaz Razi anlatır. Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördüm. Ve ya Resulallah, seni nerede arayayım dedim. Beni Ebu Hanife'nin ilminde ara buyurdu. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki, İmam-ı Azam abdestin edeplerinden bir edebi terk ettiği için 40 senelik namazını kaza etmiştir. Ebu Hanife takva sahibi olup sünnete uymakta, içtihat ve istinbatta öyle bir dereceye ulaştı ki diğerleri bunu anlamaktan acizdirler. İmam-ı Azam hadis-i şerifleri ve eshab-ı kiramın sözünü kendi reyine takdim ederdi. Her bakımdan diğer imamlardan üstün idi. Mezhebi kemalat-ı nübüvvetin feyizlerini verir. Muhammed Paris'e Hazretleri buyurdu ki, İsa aleyhisselam gibi ulul azim bir peygamber gökten inip İslam dini ile amel ve içtihad edince içtihadı
İmam-ı Azam Hazretlerinin içtihadına uygun olacaktır. Bu da İmam-ı Azam'ın büyüklüğünü, içtihadının isabetliliğini gösteren en büyük şahittir. İmam-ı Azam Hazretleri ticareti ortakları ile beraber yapar ve her yıl kazancının 4000 dirheminden fazlasını fakirlere dağıtır, alimlerin, muhaddislerin, talebenin bütün ihtiyaçlarını karşılar ve ayrıca onlara para dağıtarak tevazu ile "Bunları ihtiyaçlarınıza sarf edin ve Allah'a hamd edin. Çünkü verdiğim bu para aslında benim değildir. Sizin nasibiniz olarak Allah-u Teala tarafından benim elimle size gönderilmiştir." buyururdu. Böylece ilim ehlini maddi bakımdan başkalarına minnettar bırakmaz, rahat çalışmalarını temin ederdi. Kendi evine de bol harcar, evine sarf ettiği kadar da fakirlere sadaka verirdi. Zenginlere de hediye verirdi. Her cuma günü anasının, babasının ruhu için fakirlere ayrıca 20 altın dağıtırdı. Meclisine devam edenlerden birinin elbisesini çok eski gördü. İnsanlar dağılıncaya kadar oturmasını söyledi. Kalabalık dağılınca o kişiye "Şu seccadenin altındakileri al. Kendine güzel bir elbise yaptır." buyurdu. Orada 1000 akçe var idi. İmam-ı Azam bir gün yolda giderken kendisini gören bir kişi yüzünü saklayıp başka bir yola saptı. Hemen o adamı çağırıp yüzünü saklaması ve yolunu değiştirmesinin sebebini sordu. Adam, "Size 10.000 akça borcum var. Uzun zaman oldu ödeyemedim. Sizi görünce çok utandım." dedi. Hazreti İmam, "Subhanallah, ben o parayı sana hediye etmiştim kardeşim. Beni görüp sıkıldığın ve utandığın için hakkını helal et." dedi. Bir gün ahbapları bir kimsenin duvarının gölgesinde oturuyorlardı. İmam-ı Azam Hazretleri geldi ve gölgede değil güneşte oturdu. "Güneş çok sıcak, gölgeye gelin." dediler. "Olmaz, burası iyidir." buyurdu. İsrar ettiler. Yine gölgeye gitmedi. "Muhakkak bir sebebi vardır. Öğrenmek isteriz." dediler. Hazreti İmam, "Bu bahçe sahibinin bana borcu vardır. Duvarının gölgesinden faydalanırsam korkarım ki faiz olur." buyurdu. İmam-ı Azam Efendimiz 40 sene yatsının abdestiyle sabah namazını kıldı. 55 defa hac yaptı. Son haccında Kabe-i Muazzama'nın içine girip 2 rekat namaz kıldı. Namazda bütün Kur'an-ı Kerim'i okudu. Sonra ağlayarak, "Ya Rabbi, sana layık ibadet yapamadım. Fakat senin akıl ile anlaşılamayacağını iyi anladım. Hizmetimdeki kusurumu bu anlayışıma bağışla." diye yakardı. O anda bir ses işitildi ki, "Ey Ebu Hanife, sen beni iyi tanıdın ve güzel hizmet ettin. Seni ve kıyamete kadar senin mezhebinde olup yolunda gidenleri mağfiret ettim." buyuruldu. Her gün ve her gece Kur'an-ı Kerim'i bir kere hatmederdi. Küfe şehrinin köylerini haydutlar basıp koyunları çalmışlardı. İmam-ı Azam bu koyunlar şehre getirilip satılır endişesiyle 7 sene koyun eti yemedi. Komşusu bir genç vardı. Geceleri içki içer, bağırır, çağırırdı. "Düşersem elimden tutanım olmaz." derdi. Bir gün polisler yakalayıp hapse attılar. Ertesi gün İmam-ı Azam, "Komşumuzun sesi kulağımıza gelmez oldu." deyince hapse atıldığını söylediler. İmam kalkıp valiye gitti. Vali,
saygı ve edeble karşıladı ve teşrifinizin sebebi acaba nedir? Bir emriniz mi var efendim dedi. Durumu anlatınca vali, böyle önemsiz bir iş için zahmet ettiniz. Gerçi sizinle şereflendik ama bir hizmetçinizi gönderseydiniz yeterdi dedi ve genci serbest bıraktı. Hazreti İmam elini tutup, bak biz seni unutmadık buyurdu ve bir kesede akça verdi. Genç bu sıcak alaka üzerine yaptıklarına pişman olup tevbe etti ve Hazreti İmam'ın derslerine devama başladı. Alimlerden oldu. Zazan'dan rivayetler diye kitaplarda yazılı olanlar, işte ismi Zazan olan bu zattandır. İmamın Kur'an-ı Kerim'e vukufu o kadar çok idi ki, bir gün atına binerken bir kadın gelip bir mesele sordu. Atına daha yerleşmeden bütün Kur'an-ı Kerim'e baktım. Sualinize açık cevap bulamadım. İstersen biraz bekle, hemen geleceğim, cevabını veririm buyurdu. Hazreti İmam talebesi arasındayken vücudunu bir akrep soktu ve yere düştü. Talebe akrebi öldürmek isteyince, öldürmeyiniz, kendimi onunla tecrübe etmek istiyorum. Bakalım haklarında alimlerin kanı zehirdir buyurulan alimlere dahil miyim dedi. Akrebe baktılar, kıvrandı, büzüldü ve oracıkta ölüverdi. Hazreti İmam'ı çekemeyenlerden biri onu Dicle kenarındaki bahçesinde ziyafete davet etti. Hazreti İmam talebesine, ben ne yaparsam siz de onu yapın diye tembih etti. Gittiler. Adam buyurun yemeğe dedi. Hazreti İmam yemekten önce el yıkamak sünnettir buyurup nehre gitti. Ardından talebesi de gitti. Acele etmiyorlardı. Döndüklerinde bir kedinin imamın tabağındaki yemekten yiyip zehirlendiğini görerek talebesi Hazreti İmam'ın gecikmesinin hikmetinin büyük bir keramet olduğunu anladılar. Davet sahibi bu hali görünce yaptığına pişman oldu, af diledi ve imamın eshabı arasına girdi. Bir gece yatsı namazını camide kılıp çıkarken bir ayağını kapıdan dışarı atmıştı ki talebesi İmam-ı Züfer bir mesele sordu. Cevap uzadı. O kadar konuştular ki müezzinin sabah ezanı sohbeti kesti. İçeri girip sabah namazını kıldılar. Hazreti İmam her gece 300 rekat namaz kılardı. Bir gün yolda giderken bir kadına bu zat her gece 500 rekat namaz kılar dediğini duydu ve ondan sonra her gece 500 rekat namaz kılmaya niyet etti. Fıkıhta bir meselenin hallinde takılınca Kur'an-ı Kerim'i 40 defaya kadar hatmettiği bildirilmektedir. Kalabalıkta ve yalnız iken başını açmaz, ayağını uzatmaz, kendini hep Rabbinin huzurunda düşünür, huzur edebini bozacak her şeyden kaçınırdı. Ne güzel kul, ne büyük imam, ne özenilecek bir veli. Hey ulu imam, Allah-u Teala sana bizim ve bütün Müslümanlar tarafından en iyi karşılıkları versin. Bir gün yolda giderken bir çocuğun çamurda yürüdüğünü gördü ve dikkat et, düşmeyesin buyurdu. Çocuk cevabında, benim düşmemden ne çıkar? Düşsem zararı bana olur. Ama siz dikkat ediniz ki ayağınız kaymasın. Sizin ayağınız kayarsa, vay peşinizden gelen milyonlarca insanın haline dedi. İmam bu çocuğun aklına, görüşüne şaştı, ağladı ve intak-ı haktır
yani Allah konuşturdu düşünüp sonra eshabına, eğer bir meselede daha açık bir delil bulursanız o meselede bana uymayın, onu alın buyurdu. Bir gün pazardan geçiyordu. Elbisesine tırnak miktarı bir çamur sıçradı. Dicle'ye gidip yıkadım. Yanındakiler, ey imam, siz galiz ve hafif necasetler için belirli miktarlara ruhsat verdiniz. Şimdi ise bu kadarcık çamur sizi rahatsız etti de onu yıkadınız dediler. Cevabında, evet, o fetvadır, ruhsattır, bu ise takvadır buyurdu. Oğlu Hammad, hocadan Fatiha-i Şerife suresini ezberleyince Hazreti İmam hocaya 500 akçe hediye etti. Ne yaptım ki bu kadar hediye verdiniz deyince Hazreti İmam, Fatiha-i Şerife'yi küçük görme. Yanımda başka param olsaydı Kur'an-ı Kerim'e tazim için hepsini sana verirdim buyurdu. Efendim, her doğan ölür ve bir sebep bulunur kaidesince Hazreti İmam'ın ahirete intikalinden de azıcık bahsedelim. Ömrünün son yıllarında Abbasi devleti içinde karışıklıklar ve ayaklanmalar baş gösterdi. Hazreti İmam buna rağmen ders veriyor, eshabını yetiştiriyordu. Hicri 145 yılında vuku bulan hadiselerden sonra Halife Mansur onu Küfe'den Bağdat'a getirterek kendisinin haklı olarak halife olduğunu herkese bildirmesini, buna karşılık Kadül Kudat yani temyiz reisliği vazifesi ve makamını verdiğini bildirdi. İmam-ı Azam bütün zorlamalara rağmen hükümet ve siyaset işlerine karışmayıp ilim yolunda kalmak istediğini bildirip kabul buyurmadı. Bunun üzerine Halife Mansur İmam-ı Azam'ı hapsettirip işkence yaptırdı. Her gün vurulacak sopa sayısını arttırdı. Fakat halkın galeyana gelip hücum etmesinden korktu. Nihayet zehirlemek suretiyle Hicri 150 miladi 767 senesinde şehit edildi. O zaman 70 yaşındaydı. Vefat ederken secde etti. Vefat haberi her yerde büyük üzüntü, büyük musibet olarak gözyaşlarıyla karşılandı. Cenazesini Bağdat kadısı Hasan bin Ammare yıkadı ve bitirince, Allahü Teala sana rahmet eylesin. 30 senedir oruç tuttun, 40 senedir sırtını yatağa koyup uyumadın. En fakihimiz sen idin, en çok ibadet edenimiz sen idin, en iyi sıfatları kendinde toplayanımız sen idin dedi. Cenazeye gelenler çok kalabalık idi. İkindiye kadar 6 kere cenaze namazı kılındı. Sonuncusunu oğlu Hammad kıldırdı. Bağdat'ta Hayzeran kabristanının doğusunda defnedildi. İbn-i Cerih vefat haberini duyunca İnna lillah deyip ilim gitti desenize buyurdu. İmam-ı Şube ise ilim ışığı söndü, ebediyen onun gibisini bulamazlar dedi. 150 senesinde dünyanın ziyneti gider hadisi şerifinin Hazreti İmam hakkında olduğunu alimler bildiriyor. Mezhebi İslam alemine yayıldı, bilhassa Türk devletlerinde. Selçuklu Sultanı Melikşah'ın vezirlerinden Ebu Said Harezmi imamın kabri üzerine mükemmel bir türbe yaptırdı. Etrafında da medreseler. Daha sonra Osmanlı padişahları bu türbeyi defalarca tamir ettirdiler. Hazreti İmam'ın birçok eserleri vardır. Tanınmışları şunlardır. 1-
Reddi Havaric ve Reddi Kaderiye İmam'ın usulü dinde ilk eseridir. 2. Fıkh-ı Ekber Ehl-i Sünnet akaidini bildirir. Çok şerhleri ve tercümeleri vardır. 3. Fıkh-ı Ebsat Kaza, kader, hayır, şer ve istidaat yani insan gücü hakkındadır. 4. Risale-i Osmani-i Büsti iman ve küfür hakkındadır. 5. Kitab-ül Alim vel Müteallim sual ve cevaplarla iman meselelerindedir. 6. Vasiyeti Nukurru akaid ve farzlar hakkındadır. Böyle 15 vasiyetnamesi vardır. 7. Kaside-i Numaniye 8. Marifetül Mezahib 9. El Asl 10. El Müsnedil İmam-ı Azam. Unutulmamalıdır ki en büyük eseri yüzlerce belki binlerce talebesi olup eserden müessire ana yol vardır. Hazreti İmam'ın birkaç sözüyle sözümüze son verelim. Yoksa 70 senelik dolu bir ömür bir saate sığmaz. Talebesi Yusuf bin Halid'e tayin olup Basra'ya vazifesine giderken şu nasihatte bulundu. Basra'ya vardığında halk seni karşılayacak. Ziyaret ve tebrik edecek. Herkesin değerini ve yerini bil. İleri gelenlere ikramda bulun. İlim ehline hürmet et. Yaşlılara saygı, gençlere sevgi göster. Halka yaklaş. Fasıklardan uzaklaş. İyilerle düşüp kalk. Sultanı küçümseme. Kimseyi hafife alma. İnsanlığında kusur etme. Sırrını kimseye açma. Cimri ve alçak tabiatli, düşük himmetli kimselerle ahbaplık etme. Kötü olduğunu bildiğin hiçbir şeye ülfet etme. Seni ziyarete gelenlere ilimden bir şeyler öğret. Onlara umumi şeyleri öğret. İnce meseleleri açma. Onlara itimat ver. İhtiyaçlarını temine çalış. Bazen onlarla şakalaş ve ahbaplık kur. Zira sevgi ilme devamı sağlar. Bazen onlara yemek ikram et. Kusurlarını görme. Halka yumuşak muamele et. Müsamaha göster. Onlardan biri imişsin gibi davran. Ne manidar, özlü, büyük ve tecrübeli nasihatler değil mi? Buyurdum. Dinde konuşan kimse Allah-u Teala'nın kendisine benim dinimde nasıl fetva verdin, nasıl söz söyledin sualini sormayacağını düşünmüyorsa kendine ve dinine gevşeklik etmiş olur. Bir kimse fıkıh bilmez, fıkhın ve fukahanın değerini bilmezse böyle alimlerle oturmak kendisine ağır gelir. Günahları zillet, terkini mürüvvet bildim. İlmi kendisini haramlardan alıkoymayan kimse büyük tehlikededir. Zanla konuşan ve amel edenlere şaşarım. Alışveriş bilgilerini bilmeyen haram yemekten kurtulamaz ve ibadetlerinin sevabını bulamaz, zahmetleri boşa gider. Aramızda 7 sokak olmasına rağmen üstadım Hammad'ın evine doğru bir kere ayaklarımı uzatmış değilim. Her namazdan sonra üstadım Hammad'a, anama, babama ve kendilerinden ilim öğrendiklerim ve kendilerine ilim öğrettiklerim için istiğfarı unutmadım. Halife azletmese dahi rüşvet alan kadı hükmen azledilmiş sayılır. Ömrümde bir kere güldüm, ona da pişmanım. Bir ekmek ele geçince yanına tuz aramaya kalkmak nefsani bir istektir.
Zihninden geçen kötü şeyi söylemeyene günah yazılmaz. Vaktinden önce başkanlık isteyen zillete düşer. Dünyada evliyaullah, ahirette alimler olmasaydı Allah-u Teala'nın dostu olmazdı. İmamın vasiyetlerinden birini kısaca arz edelim. İmam-ı Azam Hazretlerinin eshabına vasiyeti. İmam-ı Azam Efendimiz vefatına yakın eshabına şöyle nasihat eyledi. Kıymetli dostlarım, aziz Müslüman kardeşlerim, biliniz ki ehli sünnet ve cemaat mezhebi haktır ve 12 şey üzeredir. Bu hususiyetleri kabul eden bid'atten uzak olur. O halde bunlara riayet ediniz ki Resulullah'ın şefaatine kavuşabilesiniz. 1. İman kalp ile tasdik, dil ile ikrar etmektir. İmanda artma ve azalma olmaz. Artan ve eksilen iman değildir, zandır. Bir kalpte hem iman hem küfür bulunup iman fazla ise mümin, küfür artık ise kafir denmez. Bir kimsenin aynı anda hem mümin hem kafir olması mümkün değildir. İki zıt şey bir anda bir yerde bulunamaz. İmanda şüphe caiz değildir. Mümin günah işlemekle kafir olmaz. İman amelden ayrıdır, amel de imandan ayrıdır. Zira amel kullardan bazı vakitlerde istenmiyor. İman için böyle bir şey söz konusu değildir. Her hayır ve şer Allah-u Teala'dandır. Onun takdiriyledir. Şerrin takdirini Allah-u Teala'dan başkasından bilen müşrik olur. 2. Ameller 3 kısımdır. Farz, fazilet ve masiyet. Farzlar Allah-u Teala'nın emri ile, takdiri ile olup Allah-u Teala onları sever, onlardan razıdır. Allah-u Teala'nın kaza ve kaderiyle, yaratmasıyla, hüküm ve ilmi ile, tevfiki ile ve levh-il mahfuza yazması iledir. Faziletler Allah-u Teala'nın emri ile değildir. Fakat iradesi, sevmesi, rızası, kaza ve kaderi, ilim ve tevfiki, yaratması ve levh-il mahfuza yazması iledir. Masiyetler Allah-u Teala'nın emri ile değildir. Sevmesi, rızası ve tevfiki ile de değildir. Ama takdiri, kazası ve kaderi ile olup levh-il mahfuza yazması iledir. Kulunun bunu yapmasına razı olmadığı için kula azap vardır. Çünkü kula irade-i cüz'iye verilmiştir ve yaptığından mesuldür. 3. Allah-u Teala arşın üstündedir demek, arş-ı âlâya olan ikbal ve tecellisi sebebiyledir. Yoksa her mahluk gibi arşa da ihtiyacı yoktur. 4. Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Vahiy ile indirilmiştir. Allah-u Teala'nın sıfatıdır. Mushaflarda yazılır, dillerde okunur, kalplerde saklanır, fakat perdesiz olarak bulunur. Yani yazılan, okunan, hifzedilen, dinlenen mahluk değildir. Yazma ve okuma mahluktur. Kelam sıfatı da diğer sıfatları gibi Allah-u Teala'nın zatı ile kaimdir. Kur'an-ı Kerim'e mahluk diyen kafir olur. 5. Resulullah'tan sonra bu ümmetin en yükseği Hazreti Ebubekir Sıddık'tır. Sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali'dir radıyallahu anhum. Vakıa suresi 56. ayetinde bildirildiği gibi onlar sabikun ve mukarreblerdir. Hatta onların en önde gelenleridir. Onları sevenler mümin ve müttaki, düşman olanlar ise münafık ve şakilerdir. 6. Kul
her fiiliyle mahluktur, yaratılmıştır. Yaratıcı demek küfürdür. Kulları yaratan ve rızıklarını veren Allah-u Teala'dır. Bu 7. maddeydi. İlimle kesb helaldir. Helaldan mal toplamak helal, haramdan mal toplamak haramdır. İnsanlar 3 kısımdır. Birincisi imanında ihlas sahibi mümin. İkincisi küfründe inkar sahibi kafir. Üçüncüsü nifakında sabit olan münafık. Allah-u Teala müminlere ameli, kafirlere iman etmelerini, münafıklara da ihlas sahibi olmalarını farz eylemiştir. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de açıkça vardır. 8. Bir şeyi yapmaya gücü yetmek, yaparken olup o işten önce ve sonra değildir. 9. Mest üzerine mesih caizdir. Müttedi, mukim için bir gün bir gece, misafir için 3 gün 3 gecedir. Böyle olduğu hadis-i şerifle bildirilmiştir. İnkar edenin küfründen korkulur. Seferde 4 rekatlı farzların 2 rekat kılınması ve Ramazan'da seferi olanın oruç tutmaması Kur'an-ı Kerim ile sabittir. 10. Allah-u Teala kaleme yaz buyurdu. Kalem, ya Rabbi ne yazayım dedi. Kıyamete kadar olacakları yaz buyurdu. 11. Azap haktır ve olacaktır. Muhal değildir. Münker ve nekirin kabirde sual sorması haktır. Cennet ve cehennem haktır ve sonsuzlardır. Allah-u Teala cennet için müminlere hazırlanmıştır. Cehennem için kafirlere hazırlanmıştır buyuruyor. Mizan, yani amellerin tartılması haktır, doğrudur. Ayet-i Kerime'de kıyamet gününde ameller için terazi kurulur buyuruyor. Herkesin amel defterinin okunması haktır, olacaktır. Ayet-i Kerime'de bugün senin hesabın için sana kitabını, yani amel defterini okuman yeter buyuruldu. 12. Allah-u Teala insanları öldükten sonra kıyamet günü diriltir. Dünya senesiyle 50 bin sene süren hesap gününde sevap, ikab ve hakların sahiplerine verilmesi için mahşer yerinde toplatır. Ayet-i Kerime'de uzunluğu 50 bin sene olan o günde buyuruldu. Bir ayet-i kerimede de Allah-u Teala kabirlerde olanları diriltir buyuruyor. Cennette olanların Allah-u Teala'yı nasıl olduğu bilinmeden ve hiçbir şeye benzetmeden ve cihetsiz görmeleri haktır. Ayet-i kerimede bütün yüzler Rablerine bakınca parlarlar buyuruluyor. Cennet ehline, büyük ve küçük günah işleyenlere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaat etmesi haktır. Hadice-ül Kübra, Aişe-i Sıddık'a ve Fatıma-tü Zehra radiyallahu anhünne validelerimiz kadınların en üstünleridir. Cennette olanlar ebedi cennette kalırlar. Ayet-i Kerime'de onlar cennet ehlidir, ebedi cennette kalırlar buyuruluyor. İmam-ı Azam Hazretlerinin vasiyeti budur. Bu itikatta olana ehli sünnet ve cemaat denir. Bu itikat üzere ölen kurtulmuşlardan ve cennet ehlinden olur. Ya Rabbi bizi bu itikat üzere yaşat ve öldür. Kafir olarak yaşamak ve ölmekten muhafaza eyle. Bu duamızı alemlere rahmet olarak gönderdiğin Habibinin aleyhissalatu vesselam hürmetine kabul eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.